İşte bu manşet, ülke aynı, dünyalar farklı. Bakın biri Ferrari'de, diğeri kara toprakta. Birincisi, önce Ferrari'yi anlatayım ben size. İstanbul'da Başakşehir var. Başakşehir'in bir belediye başkanı var, Yasin Kartoğlu. Bu sosyal medyada bir görüntü vardı. Ferrari'ye biniyor. Tok ve Ferrari var. İşte Mr. Fest diye bir sosyal medya fenomeni varmış. O da Ferrari ile geliyor. Bir tarafta Tok, bir tarafta Ferrari. Hadi diyor başkan, Ferrari'ye atla filan. Başka da canti giymiş filan, böyle fit görünüyor filan. Tam böyle söyleyiver. Ferrari kılığında filan gibilerinden. Çok da böyle tiki giymiş. Ve atlıyor işte Ferrari'ye biniyor. Ya Ferrari ne arabaymış diyor. Ya sese bak diyor. Sesine bayıldım. Diğer taraftan Tok da o karede görünüyor. İşte böyle bir dünyada, böyle bir reklam çekimi içerisinde yer almış. Yani Tok'un reklamı yapılıyor. Ferrari'nin reklamı yapıyor. Kendi reklamını yapıyor, belli değil. Ama başka bir dünya yani. Ha, Başakşehir var mı görüntüsü? Ha, varsa işte göster, millet de izlesin yani ne olduğunu. Ha, belediye başkanı, Başakşehir'e gitsen halkın sorunlarına ne kadar... İstiyorsan bir kapışalım. Vallahi ben varım başkanım, sen de çözersin. O zaman hadi bir kapışalım. Hadi kapışalım bir bak. Başkan da böyle. Rotor'da bir Ferrari tam. Hoppa. Mr. Fast. Hızlı adam. 19'da Çorum başkanı. Ha, ondan da öyle. Benim arabam diyor. Ne yapacağız? Burası trafiğe kapalı, problem yok. O güvenli zaten. Güvenlik sorunumuz yok. Trafiğe kapalı bölgedeyiz. Ha, başladı bu. Ay, Mr. Fast da bu. Diğer tarafta da Tok. Neyin reklamı yapıldığını tam anlayamadım. Herhalde Tok'un reklamı yapıldı. Ve Ferrari'nin reklamı yok. Hele ki yani Yasin Kartoğlu ile hiç yok yani. Ya Mr. Fast'ta. Yani ondan sonra bu paylaşım silindi zaten. Yani ülke yokluk içindeyken, teşekkürler Ahmet'e alabilir, fakirlik içerisindeyken, adaletsizlik içindeyken, vicdansızlık içindeyken, bak nelerden bahsediyor, narinden bahsettik, işte dünyanın geleceğinden bahsettik, siyasetteki manevralardan bahsettik, açlık, yoksulluktan bahsettik, her şeyden, asgari ücret ne olacağını bilmiyoruz, kaç para, kaç yüzde kaç verileceğini bilmiyoruz. İnsanlar yokluk içerisinde ve sen çıkıyorsun Başakşehir'de, ya insanların gelir düzeyinde ortalama olduğu yerlerdir. Fakirin, fukaranın gerçekten veya ihtiyaç sahibinin çok olduğu yerlerden biridir. Sen böyle bir video çekiyorsun. Çünkü sanki ülke güllük gülistanlıkmış gibi, harika bir ülkeymiş gibi. İşte bir taraftan bu görüntü yaşanırken diğer taraftan size bir başka örnek vereceğim. Samsun'da Oğuz Doğuşcan diye bir arkadaşımız. 22 yaşında kendisi. Alabilirsin bu görüntüyü artık. Fazla işgal etti bu kişi ekranı. Ve Samsun'daki örnek. Bu arkadaşımız 22 yaşında. Ve belli ki KPSS'ye girmiş. Puanı iyi çıkmış. Ve Ayvacık, Asarcık Kaymakamlığı'nın bir personel alımı var. Mülakata giriyor orada. Ve mülakattan eleniyor. Mülakatta eleniyor. Kendinden 10 puan daha az alan, 10 puan daha az puan almış kişiyi çalışmaya giriyor, orada çalışıyor ama kendisine maalesef yeşil ışık yakılmıyor ve daha sonra bu mülakattan 3 gün sonra da işte babası herhalde yanındaki gencecik arkadaş 22 yaşında Doğuşcan ve Doğuşcan Kavaklı diye hayatına son veriyor. Bulunduğu yurttan maalesef sonsuzluğa bir atlayış yapıyor. Bugün hayatta değil, hakkı yendiği için veya umut duyamadığı için, geleceğini karamsar gördüğü için o çocuk hayatta değil. Bu iddiayı mülakattan dolayı yaşamını kıydığı söyleniyor. Hasan Türkmen diye Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili var. O bu iddiayı gündeme getirdi. İşte bu iki haberi görünce ister istemez manşet aklıma geldi. Farklı, yani aynı ülkedeyiz ama farklı dünyalarda yaşıyoruz. O kadar çok örnek var ki, o farklı yerlerde, aynı ülkenin sınırları içerisinde farklı farklı yerlerde yaşayan insanlar acayip bir uçurumun içerisindeyiz. İşte bir tarafta Ferrari ile caka satmaya çalışan, kendi ilçesine gittiğinde sorunların üstesinden gelinmemiştir. Ne ihaleler, nerelere, kimlere verilmiştir ve nasıl bir zenginleşme olmuştur orada kimileri tarafından, gidip görülebilir, rahat rahat görülebilir. Yani neticede aynı iktidarın mensuplarından bahsediyor. Çok da değişik bir şey değil. Hava atmasını seven bir başkan Ferrari ile. Ne amaçla yapıldığı da belli değil. Önemli olan Ferrari ile gündeme geleceğine
Git yaptığın işle gündeme gel Başkan Bey, Yasin Kartal. Diğer taraftan hakkının yendiğini düşündüğü için iddia o yönde kendi canına kıyan, mülakattan geçemediği için canına kıyan bir genç. Hani mülakatı kaldıracaktınız? Hani söz vermiştiniz Sayın Erdoğan seçimlerden önce ve ondan sonra o sözünüzü yediniz ve o sözü yerine getirmediniz. Bak iddia mülakattan dolayı bu çocuğun canına kıydığı yönünde. Nasıl bunun vebalini ödeyeceksiniz? Ülkedeki bu derin uçurumu nasıl gidereceksiniz? Yani giderilmez. Bu kafayla giderilmesi mümkün değil. Her gün duvara çarpmaya devam. Çünkü yalanların çok olduğu, çünkü adaletsizliğin olduğu bir ülkedeyiz. Hem hukuk adaletsizliğinin, hem gelir adaletsizliğinin, eğitim adaletsizliğinin, atama adaletsizliğinin olduğu bir ülkedeyiz. O yüzden refaha ulaşmamız veya düzgün bir seviyeye gelmemiz hiç mümkün değil. Hiç umut yok yani. Ha, umut sadece olursa değişimli. Ha, değişip de gelen kişilerin de kafa yapısını bilmiyoruz. Onlar acaba bunların yerini mi dolduracak, yoksa gerçekten hak ettikleri gibi veya hak ettiğimiz gibi mi ülkeyi yönetecekler? O da tartışılacak bir başka konu. Asgari ücrette de %30 ile %44 arasında bir zamdan bahsediliyor arkadaşlar. %30 %44 arası. Aklınızda olsun. Yani asgari ücret kirayı bile karşılamıyor artık. Bu bilgiyi de, son bilgiyi de sizlerle paylaşayım.